Evet sevgili spor severler, iyi akşamlar. Amatör spor programıyla yine karşınızdayız. Bugün ağırlıklı olarak Erciyes'i konuşacağız, kayak sporunu konuşacağız. Erciyes Kayak Merkezi'nde gelecek dönemde özellikle kayak sporları alanında neler yapılacağını konuşacağız. Stüdyomda çok değerli konuğum var. Hemen dilerseniz konuğumu size takdim etmek istiyorum. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Cahit Cıngı. Hoş geldiniz Sayın Cıngı. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. Kar yağdığı zaman bizler daha iyi oluyoruz biliyorsunuz. Evet. Bizim aylardır beklediğimiz beyaz altın kar çok şükür bugün yağdı. Erciyes'te zaten 3 haftadır kayak sezonu başlamıştı. Kayak yapılıyordu. 2-3 gündür Kayseri'de evet. Beyaza büründü. Evet. Son gelen bugünkü 2 günlük yağışla beraber Erciyes'te çok tatmin edici bir kar seviyesine ulaştık. Bundan sonra birazcık daha keyif katsayısı artacak diye bekliyoruz. Evet, bugün Erciyes'i konuşacağız. Erciyes'i kayak merkezine geçmeden önce sporda öne çıkan bazı gelişmeleri aktarmak istiyorum. Özellikle Kayseri Spor'da bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Kayseri Spor'da 2007 yılında Kayseri Spor'a Sakarya'dan transfer olan Kangele, Arjantinli 10 numara, Kayseri Spor'un efsane 10 numarası Kangele ile Kayseri Spor yollarını ayırdı. Evet, Kayseri Spor'un Antalya kampı devam ediyor. Kayseri Spor ligde ikinci devrenin ilk maçı olan Bursa Spor maçına kadar Antalya'da kamp çalışmalarına devam edecek. Evet, bilindiği üzere Kayseri Spor Antalya'da ara transfer döneminde iki oyuncu transfer etmişti. Umut Bulut'la, Berkay'la, Murat'la yollarını kapatmıştı ve bu üç oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Evet, Kayseri Spor Antalya'da kamp çalışmalarını devam ederken dün bir hazırlık maçı oynadı. Kasımpaşa ile Kayseri Spor'un eski teknik direktörü Şota Arvaletse'nin çalıştırdığı Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yaptı ve Kayseri Spor o karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Kayseri Spor bu hazırlık maçında bir de penaltı atışından yararlanamadı. Evet sevgili izleyenler, Erciyes Spor da yine Antalya kampını devam ettiriyor. 3. Lig'deki temsilcimiz Şekerspor da aynı şekilde Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor. Evet, bu gelişmeleri aktardıktan sonra ben direkt konuma geçmek istiyorum. Evet Sayın Murat Cahit Cıngı, Erciyes'te 3 hafta oldu, sezon açıldı. Erciyes'te çok hummalı bir çalışmalar yaşanıyor. Ciddi tanıtım faaliyetleriniz de oluyor. Sezon açıldı. Özellikle spor alanıyla başlayalım istiyorum ben. Bu hafta sonu kayak il birinciliği müsabakaları yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde çok daha böyle üst düzey yarışmalar da yapılacak. Bu hafta sonu Kayak Federasyonu Başkanı Sayın Özer Ayık da Kayseri'deydi. Özellikle bu hafta sonu yapılan yarışlarla ilgili seyircilerimize neler aktaracaksınız? Şimdi bu hafta sonu cumartesi pazar günü çeşitli kategorilerde minikten alıp genç erkek ve bayan çocuklarımızın yarıştığı il birinciliği müsabakalar yapıldı. Evet. Çok şükür herhangi bir sıkıntı doğmadan güvenlik tedbirleri bizim şirketimizce alınmış olarak, pistler bizim şirketimizce hazırlanmış olarak güzel bir müsabaka ortamı oluşturuldu. Zevkli, keyifli, heyecanlı bir yarış oldu. Kayseri'deki kulüplerimiz... Kayseri dışından katılım yoktu sanırım. Yok, sadece Kayseri, sadece Kayseri içerisindeki kulüplerimiz vardı. Hisarcık'tan, Hacılar'dan, Kayseri'den kayak ve dağcılık faaliyetleriyle yoğun olarak ilgilenen kulüplerimiz, bu işe gönül veren kulüp başkanlarımız, hocalarımız, çocuklarımız orada centilmence güzel bir ortam içerisinde yarıştılar. Tabii bizim açımızdan ilk olan ve bizi daha fazla ilgilendiren husus Kayseri Erciyes AŞ Dağcılık ve Spor Kulübü'nün de bu yarışlara ilk defa katılmış olmasıydı. Biz de 11 sporcumuzla katıldık çeşitli yaş kategorilerinde ve 13 tane madalya kazandık. İlk olmasına rağmen bu başarı bizi oldukça sevindirdi. Bizim açımızdan tabii dikkate değer bir nokta. Başarılı sporcular var. Tabii var. Zaten biliyorsunuz yani Erciyes Dağ Yönetim Şirketi olarak Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Erciyes AŞ aynı zamanda dağdaki Erciyes'teki ve Kayseri'deki sportif yani dağcılık sporuyla alakalı aktivitelerin de yürütülmesini ve Kayseri'mizin Türkiye'de, Türkiye'mizin dünyada hak ettiği yeri alması için de bir misyon üstlenmiş durumda. Bunun için de zaten biz spor kulübümüzü
bu maksatla harekete geçirdik ve birazcık daha imkanlarımızı zorlayarak gelecek vaat edeceğine inandığımız yavrularımızı milli takım ve milli takım üzerinden de uluslararası başarılarda koşturmak için, kayak yaptırmak için bir sportif aktiviteye girişmiş olduk. Çok şükür. Yani bütün kulüplerde değerli güzel çocuklar var. Kayak sporu maalesef Türkiye'de çok yaygın değil. Mesela Avrupa ülkelerinde, Avusturya, İtalya, İsviçre gibi ülkelerde nüfusun %35 ila 40'ı kayak yaparken Türkiye'de bu oran %1. Çok önemli, çok bir önemli rakam. Bir fark. Yani işte 30 milyon, 40 milyon nüfuslu ülkede 15-20 milyon insan kayak yapıyor. 75 milyon nüfuslu bir ülkede 720 bin insan kayak yapıyor. Bilemediniz 1 milyon insan kayak yapıyor. Bu tabii ki şimdiye kadar... Biraz da iklim şartları gereği olabilir mi? Yani Avrupa'da rakamın %35'lerde yani, oluşuyor. Hayır, iklim şartlarından ziyade insanlara sunulan imkanlarla alakalı. Biraz da ekonomik boyutu da var. Ekonomik yani, boyutu da olabilir ama bu bir alışkanlık meselesi. Yani şimdi master plandan önceki Erciyes'in halini gözünüzün önünde bulundurun. Sadece Tekir'de işte 60-70 yıldır faaliyet görülen bir kayak kayma sporu var. Kayak sporu var. Bir tane mekanik işte chairlift dediğimiz sandalyeli taşıma sistemi var. Gençlik Spor Müdürlüğümüzün T-bar dediğimiz bir sistemi var. Ve sürekli kuyruklar, aynı pistten insanlar kayarak, başka pist yok. Yani hem kayak spor için hem de bu işi sportif maksatta, profesyonel hedeflere doğru sürükleyecek kardeşlerimiz için imkanlar yoktu maalesef. Yani bu iş imkanla alakalı. Ama şu anda Erciyes Dağı çok şükür dünya standartlarında bir kayak merkezi hüviyetine büründü. Bürünmeye de devam ediyor. Bu bir süreç, devam edecek de. Bakın burada önümüzdeki yıllarda kayak sporundaki Kayseri'nin başarısının da nasıl artacağını hep beraber gözlemleyeceğiz. Şimdi oraya gelmeden önce hafta sonu bu yarışlarda il birinci kayak müsabakalarında Kayak Federasyonu Başkanı da buradaydı. Doğru. Üzer ayık ileriye dönük Erciyes Dağı'nda çok çeşitli ve ciddi yarışmaların yapılacağı müjdesini de verdi. Yani önümüzdeki dönemde Erciyes çok konuşulacak dedi. Bu federasyon başkanı izlenimlerini bir alabilir miyiz sizden? Sağ olsun, federasyon başkanımız Özer Bey gerçekten kayak sporuna gönül vermiş. Bu sporun Türkiye'de hak ettiği yeri alabilmesi için mümkün olduğunca fazla sayıda insanın kayak sporuna müdahil olabilmesi için ve de sporcularımızın uluslararası yarışmalarda, müsabakalarda derece yapması için gayret sarf eden bir şahsiyet. Ellerine sağlık, çok gayret gösteriyor. Bunun yanında tabii ki Türkiye'deki kayak organizasyonundan da sorumlu. Dolayısıyla Erciyes'teki yapılan olan biteni de sürekli takip ediyor. Sıkça görüşürüz kendisiyle, gelir. Biz Ankara'ya gittiğimiz zaman görüşürüz. Ve hakikaten takdirle karşılıyor ve heyecan duyuyor Erciyes'te olup bitenle. Çünkü burada oluşmakta olan mekanik tesislerin, pistlerin, sosyal alanların kayak sporuna da çok ciddi bir katkı sağlayacağının farkında. Şey de bir de orada bir belediyenin kayak sporuna bu kadar önem vermesi, bu kadar ciddi yatırımlar yapması çok önemli. Yani orada güzel bir kesinlikle, tespitte de bulundu. Kesinlikle. Yani böyle bir örnek belki de dünyada yoktur. Yani bir mahalli idare. Yok diyeceğim de belki de belki demeyeceğim aslında. Evet, yok duymadık ama 300 hani milyon euro civarında yatırım yapacaksa evet. Tamamen yerel yönetim belediyeler tarafından finanse edilecek. Evet. Yani bu spor Yeni Zelanda'da yapılıyor, Avustralya'da da yapılıyor, işte Brezilya'da da yapılıyor, Şili'de de yapılıyor. Belki ufak tefek örnekler olabilir ama bizim gibi kapsamlı dünya çapında yani Kayseri Erciyes Dağı'nı bir dünya kayak merkezi haline getiren vizyona sahip bir proje ben şimdiye kadar duymadım. Herhalde olsa duyardık çünkü turizm sektöründen de bize o gibi bilgiler gelirdi. Tabii kendisi bu çalışmaları ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Erciyes Dağı'na olan ilgisini, alakasını, yatırımını ve o dağın bu şehre vereceği ticari, ekonomik, sosyo-kültürel vizyonu, bunun yanında da sportif aktivitelerde katacağı başarıyı önemseyen birisi. Sağ olsun hafta sonunda Kayseri'deydi, özellikle yarışlar için gelmişti. Ve takdirlerini tekrar ifade etti. Ümitle bekliyorlar. Boyutlarda organizasyonlar vereceğiz dedi Kayseri'ye. Kayseri önümüzdeki 1-2 yıllık süreçte gerçekten bu projeler tamamlanmış, hayata geçmiş olacak. Fazlasıyla hak eden bir kayak merkezi olacak. Yani Türkiye'nin hatta Avrupa'nın sayılı kayak merkezlerinden İnşallah. Bir tanesine sahip olacak. Gayet tabii. Şimdi zaten biz hem federasyonumuzla hem Milli Olimpiyat Komitesi'yle sürekli diyalog halindeyiz. Yani uluslararası organizasyonlarda
ev sahipliği yapmak kolay bir iş değil. Evet. Tabii ki bir kere komitenin veya o bizim uluslararası bağlı olduğumuz federasyon veya Dünya Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin size güvenmesi, inanması lazım. Evet. Ve bu müsabakalar 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl öncesinden tayin ediliyor. Yani biz şu anda 2022 Dünya Kupası falan hep zaten verilmiş durumda. İşte 2026'ya hevesleniyoruz. O zaman zarfında zaten altyapı eksiğimizde kalmaz diye iddialarda bulunuyoruz. Ki kalmayacaktır da. Geçen yıldan ilk kurulduğu andan itibaren biliyorsunuz bir Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına talip olduk ve Bosna lehine çekildik. Bosna lehine çekildik. Bunlar, yoksa Erciyes'te yapılacak sanırım. Tabii tabii, çok güçlü bir adaydık biz, evet, orada. Yani Bosna'nın da 4 katı bir harcama taahhüt ettik. Yani atlama, evet, kulelerini vesaire de bu gibi eksik kalan altyapı eksikliklerini de yürütürüz taahhüdünde bulunduk. 2017 için aday olmuştuk. Fakat kardeş ülke Bosna, kardeşlerimiz lehine devletimizin bir talep olarak çekildik ki bundan da hiçbir zaman üzüntü duymadık. İşin içinde Bosna ve oradaki mazlum Müslümanlar olunca. Bunun yanında federasyonla olan diyaloglarımız içerisinde zaten artık Erciyes'in uluslararası camiada gün yüzüne çıkabilecek ve gelecek sportif aktiviteleri rahatlıkla kaldırabilecek bir altyapıya sahip olduğunu kendilerine söylüyoruz. Federasyon başkanımız da sağ olsun bu konuda Kayseri'ye destek oluyor. Ve biliyorsunuz bir kayak merkezinin uluslararası camiada ünlenebilmesi için bu sektörde orada bir uluslararası olimpiyat, müsabaka, şampiyona düzenlenmesi neredeyse aynı bir şey, farz. Şimdi ona şöyle bir örnek de verebiliriz Murat Bey. Şimdi Kayseri'de gerçekten son yıllarda çok önemli belediyecilik alanında çok ciddi yatırımlar, ciddi projeler hayata geçiriliyor. Ve Kayseri son yıllarda örnek şehir, model şehir, işte Anadolu'nun yıldız şehirlerinden olarak gösteriliyor. Bu model ve örnek olmasına gerekçe olan tesislerden, işte projelerden Kadir Has Stadı mesela. Kadir Has Stadı'nda ciddi organizasyonlar yapılıyor. Milli maçlar organize ediliyor. Kadir Has, evet, Kongre Merkezi'nde yine uluslararası müsabakalar organize ediliyor. Kayseri'nin örnek şehir, model şehir olmasının veya bunu dışarıya anlatmasının en kolay yolu sanırım Kadir Has'ta ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakalar oluyor. Kesinlikle. Uluslararası çaptaki müsabakalar. Kesinlikle. Aynı şekilde Erciyes'te 300 milyon euro civarında yatırım yapılıyor. Aynı şekilde Erciyes'i de dünyaya açabilmenin en güzel yolu, en mantıklı yolu sanırım bu uluslararası spor müsabakaları. Tabii bir de bu tür müsabakalar olduğu zaman uluslararası basından, medyadan insanlar geliyor. Evet. Bu insanlar gittikleri yerlerde bunu yazıyorlar. Bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var. Yani Kayseri'ye gelen sektördeki misafirlerimiz, yani bu işin profesyonelleri, yabancılar, evet, çok daha fazla etkileniyorlar. Çünkü hani insan, yani şimdi siz Alplere gittiğiniz zaman Avusturya'da görecekleriniz sizi şaşırtmaz. Çok fazla etkilemez. Hı hı. Ama Kayseri gibi bir Anadolu şehrinden Erciyes gibi bir kayak merkezi doğduğu zaman bu gelen insanları tabiri caizse şok etkisi altına alıyor. Yani hiç beklemedikleri bir şey görüyorlar. Mesela geçen hafta İngiltere'de yayınlanan Winter Sports diye bir dergi var ve 4 sayfa biz orada Erciyes'i anlattırdık bu insanlara. Çok önemli bir dergi. Camiada, dünyada takip edilen bir dergi. Oranın muhabirlerini davet ettik. Kayseri'ye geldiler. Mesela gelen muhabirlerden bir tanesi en fazla kayak yapma dalında Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir arkadaş. Christian Föhrer diye bir beyefendi. Evet. Hiç durmaksızın 264 saat kayak yapmış. Sadece mekanik tesisle yukarı çıkarken uyumuş. Hı. Gece gündüz. Evet. Bu insan tüm dünyayı biliyor, geziyor ve İnanın Erciyes'i bize anlata bitiremedi. Yani tabii ki bizim... Kayak yaptı mı bu şeyde? Kayak yaptı. Evet. Karımız, karı çok beğendi Erciyes'i. Zaten Erciyes'in o yönü mükemmel. Toz zaten karı. Dünyaca ha, ünlü toz karı. Hep dünyaca ünlü toz karı yıllardır sadece, evet, burası sadece akıllarda kalmıştı. Yani tesis yok da var. Tabii ki oraya çıkan hemşehrilerimiz, yurt içinden gelen kayakçıların düşünceleri, görüşleri, beğeniler de bizim için çok önemli ama... Evet. Dünyada artık gitmediği kayak merkezi kalmamış bir insanın Erciyes'i ön plana çıkarması, evet, yapılan yatırımın da doğruluğunu, doğru, danışman firmalarımızın da doğru bizi yönlendirdiğini, hı, ve Erciyes'te olan bitenin yakında artık uluslararası arenada da çok ciddi ses getireceğinin birer işareti oluyor ve bizi daha fazla memnun ediyor. Bir 4-5 yıl sonra Erciyes'te böyle ciddi manada kayak olimpiyatları gerçekten kesinlikle çok şık olur sanırım. Zaten, hı hı, ilk andan itibaren tamamen
uluslararası standartlara uygun bir yapılanma olmasına gayret edildi biliyorsunuz. Yani oradaki pistlerin pozisyonları, genişlikleri, yükseklikleri, kod farklılıkları, rakım farklılıkları vesaire, istasyonların pozisyonları, konaklama imkanlarının oluşturulduğu mekanlar, hep bunlar uluslararası olimpiyatlar düzenlendiği zaman ne yaparızın kaygısı altında yerine getirildiği için çok şükür beğenmeyen hiç kimseye rastlamadık. Çok fazla insan ziyaret etti şimdiye kadar. Yerli yabancı Erciyes Dağı'nı, master planı gördü. Birçoğuna bizler arkadaşlarımız sunumlar yaptık. Evet. Geldiğimiz noktayı, hedeflerimizi, master planın ne zaman ve hangi şekilde biteceğini, hangi unsurları içinde barındıracağını anlattık. Yani etkilenmeyen, büyülenmeyen olmadı desem mübalağa olmaz. Alpleri biz de görme fırsatı bulduk. Yaklaşık 5-6 yıl önce bir ziyaret için gitmiştik. Gerçekten çok devasa, son derece önemli tesisleşme kayak sporu adına. Ve son yıllarda Kayseri'de, özellikle Erciyes'te yapılan tesisleşmede Alpler'de gördüğümüz mekanik tesisler, pistler, yani bir anlamda buraya taşındığını görüyoruz. Alpler'de sanırım o tesislerin kurulması aşaması bir 50 yıllık süreç almış ama Erciyes'te bir 3 yıllık bir süreçte, bir 2 yıl daha üzerine koyarsak belki bir 5 yılda Alpler'in 50 yılda kat ettiği mesafe kat edilmiş olacak. Yani bunun da, bu da çok önemli bir gelişme olduğunu çok düşünüyorum. Çok doğru. Bir de gecikmişliğin verdiği tabii ki çok büyük dezavantajları var ama evet, son teknolojiyi kullanma açısından da bir avantajı var. Yani şimdi Avrupa'da Alplere veya işte bir meşhur kayak merkezlerine gittiğiniz zaman hala işte 20 yıl öncesinin teknolojisiyle çalışan mekanik tesislere rastlıyorsunuz, teleferiklere evet, rastlıyorsunuz. Ama bizim bütün tesislerimiz son teknoloji. Yani evet, dünyada işte halatlı taşımacılık sektöründe çıkan en son yenilik neyse bu yeniliklerin tatbik edildiği, tamamen dijital güvenlik sistemleri son derece üst seviyede alınmış tesisler. Yani bundan 20 yıl önce gondol yoktu mesela. Şimdi bizim elimizde gondolumuz var. Şimdi tekile tekrar gondol yapılıyor. Bir de proje tek elden ve komple Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğü için sanırım böyle kısa zamanda önemli mesafe kat ediliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Yani orada arsa problemi olmuyor. Tabii. Tüm tesisleşmeler işte tek elden tabii organize ki ediliyor. Planlı programlı. Elden ihale. Yani bugün yapacağımız, yarın yapacağımız, gelecek yıl yapacaklarımızın hepsi planı projesi çıkartılmış. Zaten elimizde bir şablon var, bir master plan çıkartılmış. Yani esas işin mutfağındaki o projeyi oturtmak zor bir mesele. Planladıktan sonra iş sadece bunları artık uygulama safhasına getirmeye kalıyor. Girişimci ruhlu Kayseri'nin, müteşebbis Kayseri'nin bir eseri, bir güzel bir çalışması olsa gerek. Yıllardır kar yağıyor, biz adeta bakıyorduk. Şimdi kar yağıyor, Kayseri'li bakmıyor. Yani çok oraya şükür, ciddi manada evet, yatırımlar yapıyor. Evet, aynen. Bu kayak pistlerine geleceğim. Şimdi daha önce yaklaşık 7-8 kilometrelik bir pist. Bu pist alanı 50 kilometrelere falan bu yıl 58 kilometre ulaşacak sanırım. Açıyoruz inşallah. 58 kilometrelik çok pistlerle çok önemli bir gelişme yani. Gerçekten 7-8 kilometreden bir anda 50-60 2 yıl içerisinde neredeyse 8-10 pistte evet, artmış oluyor pistlerimiz. Bir de bu Hacılar tarafında yapılan gondol sistemi işte geçtiğimiz yıl vatandaşlarımız da orayı sıkça kullandı. Bu yıl benzer bir sistem, çift hızlı bu Erciyes tarafına, Tekir tarafına da yapılacak sanırım. Haseki Başkan'ın geçtiğimiz hafta da bununla ilgili bir araştırması veya toplantısı olmuştu. Yer tespit için oradaydık. Için. Oradaki tesisler nasıl olacak? Süreç nasıl gelişecek? Yerler belirlendi mi? Şimdi 3 aşağı 5 yukarı belirledik. Tabii orada pistleri bölmeyecek şekilde pistin kenarına bir gondol kapalı kabinli taşıma sistemi uygulayacağız. Bildiğiniz gibi mesela şimdi biraz önce sizin de diliniz suçtu. Erciyes tarafına dediniz gondol evet, yapılacak. Aslında orası işte hep bildiğimiz yer vardı ya. Yani bize de bazen işte yeni yeni çıkıyoruz. Evet, Hacılar kapıdayken mesela ya ben bir Erciyes'e gideyim falan diyoruz. Halbuki Erciyes evet, orası da Erciyes ama. Orası gelmiyor acaba. Diğer dediğimiz yerin yanına gelecek. Tekir demektir. Evet. Orası yıllardır halkımızın gide gele alışkanlık kazandığı. Bir de işte 60 yıldır insanlar orada kayıyorlar. Orada daha başka yerlerde imkan oluşmadığı için evet, sürekli oraya gidip geldiği için bir alışkanlık var. Bu da çok tabii bir şey. O mekanı sağ olsun daha öncesinden oradaki özel müteşebbisimiz yatırım yapmış. Orada hiç yokken
bir chairlift, yani halatlı sandalyeli taşıma sistemi oluşturmuş ama tabii bu teknolojinin 90'lı yıllardaki yansıması. Biz master plan içerisinde orayı da yeni devraldığımız için o sistemin yerine daha hızlı giden, çift hızlı, daha konforlu, insanları soğuktan sıcaktan çok fazla etkilemeyecek gondol kabinli, telekabin sistemini kurmayı planlıyoruz. Bununla aşağı yukarı yerlere hazır, fizibilite çalışmalarını yaptık o gün Başkan Bey de geldiği zaman. Evet. Ne diyoruz? Önümüzdeki sene içerisinde çok ciddi mesafe kat etmiş oluruz bitirilmese bile. Evet, birazdan Kayak Federasyonu Başkanımız telefonuna katılacak. Yayındaki arkadaşlar hazır diyor sanırım. Arkadaşlar telefon bağlantımız hazırsa Üzer Başkan'ı alabiliriz. Evet, telefon attığımızda Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Sayın Üzer Ayık var. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Teşekkürler Mustafa Bey, teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz tekrar. Sağ olun. Evet, yayınımızda Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Cahit Cıngı Beyler de varlar. Murat Bey'e de saygılar, hürmetler. Hürmet bizden. Sağ olsun, emeği büyük. Kayağın artık gizli kahramanlarından, kayağa emek veren çok önemli insanlardan bir tanesi kendisi. Teşekkür ederiz. Evet Özer Bey, hafta sonunda Kayseri'deydiniz. Kayseri'de yapılan kayak il birinciliği müsabakalarını izlemek için geldiniz. Erciyes'te önemli izlenimleriniz de oldu, önemli açıklamalarınız da oldu. Önümüzdeki yıllarda Kayseri'de, Erciyes'te ciddi organizasyonlar, kayak organizasyonları yapılacağı müjdesini verdiniz. Erciyes'in çok konuşulacağından bahsettiniz. Ben bu izlenimlerinizi almak istiyorum. Erciyes'teki gelişen projeden izlenimlerinizi alabilir miyiz? Şimdi tabii ülkemiz hakikaten kayak sporu açısından, kış sporları açısından ve dolayısıyla kış turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahip ve ülkemizin çok güzel kayak merkezleri var ve daha güzeller olacak inşallah. Ama bunlardan bir tanesi de Kayseri Erciyes. Erciyes son yıllarda inanılmaz büyük bir yatırım yaptı. Hem kayak sporunun gelişimi adına hem kış turizminin gelişimi adına. Öncelikle bu yatırımda emeği geçen herkesi, başta da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Bey'i kayak ailesi adına cani gönülden kutlamak, tebrik etmek ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Hakikaten Erciyes böyle çok modern, çok güzel kayak merkezi oldu artık diyebiliriz. Her ne kadar daha bir takım yapılacak olanlar varsa da bu yolda çok önemli bir aşama kaydettiler. Hakikaten böyle modern anlamda telesiyecileriyle, pistlerin yapımıyla, suni kar sistemleriyle, dağın yönetimi anlamındaki gelişimlerle böyle Türkiye'nin yüz akı olabilecek bir kayak merkezi oldu Erciyes. Bundan da biz gurur duyuyoruz. Kayak Federasyonu olarak da bizi herhalde en fazla bizi memnun ediyor bu gelişme. Evet. Bundan sonrasında da bu güzellikleri hani tabiri caizse taşlandırmak gerekiyor. Dünyada da çok önemli kayak merkezlerinin, kış turizm merkezlerinin tek bir ortak özelliği var. Oralarda yatırım yapıldıktan sonra büyük spor organizasyonları organize ediyorlar ve bu sayede tüm dünyaya kendilerini tanıtmış oluyorlar. Tüm dünyaya kendilerini göstermiş oluyorlar. Bunun başka bir yolu da, daha bu kadar pratik ve kolay bir yolu da inanın yok. Dolayısıyla sıra neye geldi? Hani artık yine Sayın Haseki'nin cümlesidir. Görücüye çıkma zamanı geldi Erciyes'in. Bundan sonra Erciyes'te çok önemli, büyük uluslararası düzeyde yarışlar yapıp tüm dünyaya bunun tanıtımını yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu konuda da hafta sonu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaki diğer bütün yetkililerle, Murat Bey de oradaydı. Güzel de bir görüşmemiz geçti. Şu anda da ben Spor Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıdan çıktım. Orada bu konuyu ele aldık. Çok kısa bir süre içerisinde artık resmi olarak da bunun yazışmalarını da bitireceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Kayseri'de Avrupa'nın önemli kayak ülkelerini ağırlayacağız. Çok güzel bir kayak organizasyonu, yarış organizasyonu yapacağız diye ümit ediyorum. Peki Sayın Ayık, yakın zamanda Erciyes'te bir ciddi bir organizasyon, uluslararası bir organizasyon planlanıyor mu? Bu yıl içinde mi? Bu yıl için, önümüzdeki yıl için.
İşte bu yıl içinde değil ama bir dahaki yıl Allah nasip ederse Balkan Şampiyonası yapacağız Erciyes'te. En az 14-15 ülkenin katılacağı ve bütün branşların yani alt disiplinin, kayaklı koşunun, snowboard'un hep beraber olacağı yaklaşık bir hafta sürecek bir Balkan Şampiyonası planlıyoruz. Dolayısıyla bu çok çok büyük bir organizasyon olacak. Yine bunun haricinde birkaç yıldır ara verdiğimiz Uluslararası Erciyes Kupamız var. Seneye inşallah onu da tekrardan hayata geçireceğiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de her yıl böyle Erciyes'te önemli uluslararası yarışmalar olacak diye ümit ediyorum ben. Peki Sayın Başkan, bir de hemen şunu sormak istiyorum. Son yıllarda ülkemizde kayak dalında ciddi yatırımlar yapılmakta, ciddi tesisleşmeler gerçekleştirilmekte. Bunun bir örneğini Palandöken'de gördük. Erzurum Palandöken'de ciddi manada oraya yatırımlar yapıldı, tesisleşmeler yapıldı. Bu üniversite olimpiyatları döneminde ve merkezi hükümet tarafından yapılmıştı. Erciyes'te de şu anda 300 milyon euroluk bir devasa tesisleşme, kış turizm merkezi yapılmakta. Ve buranın Palandöken'den tek farkı hükümet tarafından, devlet tarafından değil, Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse ediliyor olması. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Tabii şimdi ben cümlemin başında da söyledim. Özellikle hani Allah devletimize, hükümetimize zeval vermesin. Hakikaten kayak adına son yıllarda çok güzel yatırımlar yapılıyor ama bir belediyenin bu işi bu kadar önemsemesi, bir belediyenin bu işi ciddi anlamda ele alarak elini değil adeta tüm vücudunu taşın altına koyarak böyle büyük bir yatırımlar yapması inanılmaz bir şey. Dolayısıyla biz de cümlemize bir konuda minnettarız, müteşekkiriz. Bu çok çok önemli. Fakat artık bütün belediyelerin özellikle bu Kayseri modelini örnek almaya başladığını veya başlayacağını da bütün Türkiye genelinde de görüyoruz. Artık belediyelerimiz de bu işin öneminin farkına varmış durumdalar. Hatta işte biliyorsunuz Erzurum'da da belediye tesislerine ve talip, bütün dağın yönetimine talip. Bursa'da biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz ki sürekli Sayın Başkanımız Recep Bey'le de irtibat halindeyiz. Onlar da Uludağ'ın yeniden yapılanması adına artık oradaki tek söz sahibi kurum haline geldiler. Bu müjdeyi de vermiş olalım. Yine Sarıkamış'ta benzer gelişmeler var. Dolayısıyla Kayseri bu işte öncülük etti. Ama bu iş devamında gelecek. Bu konuda bir kez daha belediyeye teşekkürlerimizi, şükranlarımızı da iletelim. Bir de son olarak ülkemizde ciddi yatırımlar yapılıyor son 5-6 yıldır. Ancak uluslararası arenada müsabakalarda özellikle beklenen madalyalar, beklenen dereceler gelmiyor sanırım. Yani bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu aslında çok uzun bir konu ama şöyle söyleyeyim. Şimdi kayak diğer spor branşlarından çok farklı ve kayağın bu konudaki en önemli farklılığı kışlama yaşı genelde 6 fakat kayakta performans yaşı 26 ve sonrası. Yani bir dünya bir olimpiyat şampiyonu yetiştirebilmek için 6 yaşında bir nesil ele alacaksınız. Bunlara 20 yıl nakış işler gibi büyük bir özen göstereceksiniz. Ondan sonra bir dünya veya olimpiyat şampiyonu elde edilecek. Dereceler 20 yıl sonra mı gelecek? Değil ama biz süreyi kısaltabilmek adına inanılmaz çalışıyoruz. Evet. Ki bunun meyvelerini de toplamaya başladık. Örneğin geçen sene ilk defa yapılan gençlik olimpiyatlarında olimpiyat 16.lığı, 21.liği elde ettik. Evet. Yani bu süreyi bir mümkün olduğunca kısaltmak adına her türlü gayreti yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu iş uzun soluklu bir iş. Yani uzun mesafe maraton koşusu evet. gibi kayak. Öyle kayakta bir mucize yok. Bu sene kayağa başlasın bir sporcu, ertesi yıl Türkiye şampiyonu olsun, 3 yıl sonra dünya şampiyonu olsun. Böyle bir mucize kayakta yok maalesef. Evet. Ama biz bu süreyi kısaltabilmek adına var gücümüzle de gayret gösteriyoruz. Ki inşallah tünelin sonundaki ışıklar da yavaş yavaş görünmeye başladı. Tabii bir de bir gerçek daha bilimsel olarak ispatlanmış. Bir şampiyonun, kayaktaki bir şampiyonun yılda en az 250 günün üstünde karın üstünde kayaklı antrenman yapması lazım. Evet. Bu da şu anda Türkiye'de biliyorsunuz en fazla sezon 3 ay 4 ay arasında. Ondan sonra geri kalan süreyi de sürekli yurt
huzurlarda veya kadın olduğu ülkelerde geçirmesi lazım. Sonuçta birazcık da maddi olarak da ayrı bir külfeti olan bir spor kayak. Ama çok çalışıyoruz, çok gayret ediyoruz. İnşallah bunun meyvelerini de gelecek yıllarda hep beraber ülke olarak toplayacağız. Sayın Özel Ayık, teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese, Murat Bey'e, size, şahsınıza, tüm televizyon çalışanlarına saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Murat Bey, Özel Bey çok güzel. Evet, özellikle de. Evet. Tabii, gerçekten bu federasyonun birinci görevi ülkedeki sportif faaliyetleri geliştirip dünya satına taşıyabilmek. Orada uluslararası camiada ciddi organizasyonlarda mükafat almak, bunu tescillemek. Kayak Federasyonu hakikaten, yani şimdiye kadar aslında rastgele dağdaki bir takım sportif aktivitelerin gelişmesi bu işin sportif boyutuna da yansımış durumda. Yani Kayak Federasyonumuz da bu işi derleyip düzenleme, belli bir yere getirme noktasında çok ciddi çaba sarf ediyor. Türkiye takım olarak uluslararası müsabakalardaki pozisyonunu gün geçtikçe daha iyiye doğru götürüyor. Yani son yıllarda ciddi yatırımlar var ama uluslararası arenada bunun karşılığını alamıyoruz diye bir soru yönelttik ama söylediği de biraz haklı sanırım. Yani bir 6 yaşında uzun soluklu bir spor. Evet, 6 çok yaşında doğru. En az 26'dan sonra diyor o uluslararası başarılar geliyor diyor. Aynen öyle. Yani işte Kayseri'deki imkansızlıklar, şimdiye kadar çok ciddi bir uluslararası başarı elde edememiş olmamız RGS'in eteklerinde. Oradaki maddi ve altyapı imkansızlıklarıyla açıklanabilir. Yani tek düze bir pist, bir tane mekanik tesiste bu işler olmuyor. Avrupa'da hakikaten okullarda beden eğitimi dersinde kayak eğitimi veriliyor. Evet. Yani kayak, ilkokulu bitiren bir çocuk, standart bir eğitimden geçen bir çocuk dahi orada kayak öğrenebiliyor ve kayakçı olarak, yani kayak yapan bir fert olarak değil devam yani, ediyor. Bunlardan birazcık daha kabiliyeti olan, daha yoğunlaşan insanlar da orada o çocukları alıp çok ciddi yani imkanlar sağlayarak. Bütün bölümlerinde üniversite hayatına kadar kayaktan kopmuyor. Yani tabii. O tür öyle olunca da yani, ister istemez başarı şimdi, beraberinde geliyordur. 1000 kişinin içerisinden sporcu seçmekle 1 milyon kişinin içerisinden sporcu seçmek çok daha farklıdır. Rekabet ortamı o seçeceğiniz bir kişinin mümkün olduğunca mükemmele doğru yaklaşmış olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu altyapı eksiklikleri bizi inşallah önümüzdeki dönemde giderildikten sonra dünyada da belli bir dereceye taşıyacak. Biraz önce verdiğiniz örnek çok önemli. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nu yaptırmamış olsa Türkiye Kayseri'de hiç o keyifli maçları seyredemeyeceğiz. Evet, maçları kapalı spor salonunu yaptırmamış olsaydı Büyükşehir Belediyesi işte Avrupa Basketbol Şampiyonaları orada yapılamayacaktı. Evet. Şimdi bu yıl işte U20 biliyorsunuz Dünya Kupası'nın açılış maçları Kayseri'de yapılacak. 8 tane maç. Bunlar tamamen yapıyorlar. Stadyumla, altyapıyla, işte oradaki düzenle, düzenekle alakalı şeyler. Siz isterseniz feriştahı olun. Eğer o insanlara güzel bir stadyum sunamıyorsanız gelmiyorlar. Yani. Neresi olursanız olun. Ama biz artık o kompleksi aşmış durumdayız. Ve Kadir Has Stadyumu Türkiye'deki mevcut statlar içerisinde en hazır, en üst düzeyde bir stat seçilir. Çok şükür. UEFA tarafından. Yani dünyada Türkiye'de Kayseri artık o hani Anadolu'luk kompleksi falan gibi bir takıntıya kapılmadan Kayseri artık Berlin'iyle, Sidney'iyle, Tokyo'suyla, Washington'ıyla yarışabilecek seviyede. Bu özgüven meselesi. Biz bunu şimdiye kadarki yapılan altyapı çalışmaların neticesinde kazandık. Artık bir dünya vatandaşı olarak hiç kimsenin karşısında boynumuzu bükmüyoruz. Çünkü orada varsa stadyum bizde de var. Orada varsa sergi salonu bizde de var. Orada varsa tiyatro bizde de var. Orada varsa kayak merkezi bizde de var. Evet. Bu bize özgüven geldikçe de psikolojik olarak başarı oranınız artıyor. Murat Bey, ben kısa olarak yine bu bünyenizde Snow Akademiya adlı bir kayak okulu kurdunuz. Buranın faaliyetleriyle ilgili neler söylersiniz? Bahsettiğim gibi konuşmanın başında RGS Dağ Yönetim Şirketi olarak, Kayseri RGS AŞ olarak biz dağdaki bütün faaliyetleri düzenlemek ve şimdiye kadar gelmiş olan, süre gitmiş olan bir takım düzensizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani orada 275 milyon, 300 milyon euroluk bir yatırım var. Dünya çapında bir kayak merkezimiz oluşuyor. Bundan da halkın bütün kesimlerinin azami ölçüde istifade etmesi lazım. Bu işin de başında kayak eğitimi geliyor. Sağ olsun dağdaki şimdiye kadar emek veren bir sürü insan bu çorbada önemli ölçüde tuz sahibi olmuşlar. Ama biz birazcık daha işi kurumsal boyuta taşıyıp, yani orada bu işin pazarlamasını yaparak, tanıtımını yaparak,
kayak sporunun sadece parası olanların değil, aynı zamanda normal orta halli bir ailenin çocuğunun da yapabileceği bir spor haline gelmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu süreci başlatmak istiyoruz. Neticede tabii ki bir futbol kadar, basketbol kadar ucuz bir spor değil. Evet. Bir kayak ekipmanınız, elbiseniz vesaire, çok abartılan rakamlara değil ama yani... Ulaşım da bir yönde bir sorun gibi gözüküyordu ama şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı seferleri tabii, de var. Tabii ki. Vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Havaalanından başlayan bir taşıma işlemimiz var, biliyorsunuz. Sınav Akademiya, bizim Kayseri Erciyes AŞ bünyesinde kurduğumuz bir eğitim birimi. Bu eğitim biriminde kışın kayak, yazın belki dağcılık, izcilik, trekking gibi. Evet. Hani Erciyes Dağı'nda yaz ve kış yapılan aktivitelerin eğitimlerini vermek istiyoruz. Maddi durumu olan veya olmayan çocuklarımıza. Evet. Küçük yaştan bu sporu insanlara aşılamayı ve o yavrularımızın da ömürleri boyu dağdan istifade etmelerini temin etmeye gayret ediyoruz. Bu maksatta Snow Akademiya isminde bir eğitim merkezi kurduk. İnşallah sömestreden itibaren de yakında zaten sizlerin kanalıyla yine halkımıza duyurularını yaparız. Bunların paketleri oluştu. Yani başlangıç, orta, bir uzman. Birazcık daha işi pedagojik ve sistemik hale getirerek kayak eğitimi almak isteyen insanların güvenerek gelebilecekleri Büyükşehir Belediye'mizin bir eğitim faaliyeti. Vatandaşlarımız, şu an bizleri izleyen vatandaşlarımız, yani bu bahsettiğiniz okula kayıt yaptırmak için hangi mekanlar? Kayseri Erciyes AŞ, yakında biz zaten irtibat numaralarımızı falan da uyuruz ama evet, Kayseri Erciyes AŞ'den internet sitesinde, kayserierciyes.com.tr sitesinden de gerekli bilgiler alabilirler. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bunun duyurusunu da halkımıza yapmış oluruz. Peki Murat Bey, yine çok kısa olarak yıllardır Kayseri'de yaşayıp Erciyes'i hiç görmemiş vatandaşlarımız var. Bu gerçekten çok önemli ve geçtiğimiz haftalarda da Büyükşehir Belediyesi'nin bu yönde çok önemli bir çalışması başlatıldı. Mahalleler Erciyes'te Buluşuyor projesi. Bu projeyle ilgili şu an ne aşamada, bu kış döneminde kaç kişiyi yukarıya götürmeyi planlıyorsunuz? Şimdi tabii Erciyes Dağı'ndaki Büyükşehir Belediye'mizin master planı aslında bir kamu yatırımı. Evet. Baştan beri vurguluyoruz. Yani tamamen Büyükşehir Belediye'mizin finanse ettiği, koordine ettiği, organize ettiği ve işlettiği bir hizmet. Bundan da hepimiz, başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, halkımızın bütün kesimleri istifade etsin istiyoruz. Yani arabası olan zaten çıkabiliyor. Ama önemli ölçüde de ulaşım imkanlarına sahip olmayan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız kendi payları olan belediyenin yapmış olduğu bir yatırımdan istifade etmesinler mi, etsinler. Ve kayak ve dağcılık zengin sporudur imajını da kırmak için özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda ciddi tavsiyeleri var. Talepleri doğuyor. Bu noktada da vatandaşlarımızın kendi ayaklarına otobüs göndererek belediye, mahallelerine. Mahalle değil mi? Başladınız sanırım. Doğru. Geçen hafta Talas'tan başladık. Cumartesi, pazar ne kadar talep olursa, 2 otobüs, 3 otobüs, 5 otobüs. Zaten Genel Sekreter Yardımcımız Hayri Nazik Soy Bey bu işin koordinasyonunda en üst seviyede sağ olsun gayret gösteriyor. Evet. Vatandaşlarımızı alıp Erciyes'e götürelim. Orada sabahleyin gitsinler, akşama kadar yesinler, içsinler, havasından, suyundan, kayak imkanlarından, kar imkanlarından istifade etsinler. Mekanları, görsünler, tesisleşmeleri görsünler. Evet, yani buradan seyrediyor vatandaşımız. Televizyonlardan görüyor, gondolu görüyor. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıklamalarından bilgi sahibi oluyor ama bil fiil içinde yaşasın, ya benim arabam yoktu gidemedim demesin. Nasıl ki burada bir parktan istifade edebiliyorsa, Erciyes Dağı'ndan da o vatandaş hakkı olan Kayserili bir vatandaşımız olarak, Türkiye'li bir vatandaşımız olarak hakkı olan payını alsın istiyoruz. Evet. Bu uygulamada çok ses getirdi. Gerçekten bir noktada insanlar hiç beklemiyorlardı. Yani belediyenin kendi ayaklarına kadar, mahallelerine kadar eğlenceleri, eğlenmeleri için otobüs gönderip onları daha çıkaracağını. Çok pozitif tepkiler alıyoruz. Halkımız hakikaten belediyemize, Büyükşehir Belediye'mize ve sorumlularına, yetkililerine müteşekkir. Bu duygularla geliyorlar. Oradan güzel bir gün geçirip daha sonra yine belediyemiz otobüsleriyle evlerine bırakılıyor. Her hafta inşallah bu mahallelerimizin Erciyes'e taşınması, Erciyes'e gösterilmesi, anlatılması süreci devam edecek. Geçtiğimiz sezonda zaten bu hacılar tarafındaki gondollar ücretsiz vatandaşlarımıza, halkımıza açıldı. Bütün tesislerimiz ücretsizdi. Bütün tesislerde. Bu yılda çok cüzi bir rakam sanırım, değil mi? Evet. Yani böyle, evet.
Öğrenci 1 lira, tam 3 lira gibi. Evet, çok, çok cüzi. Cüzi. Yani bedavadan biraz pahalı bir bedelle hizmet ediyoruz. Dediğimiz gibi kamu yatırımı olarak görüldüğü için de halkımız mümkün olduğunca istifadesini istiyoruz. Evet Murat Bey, son olarak ben mesajlarınızı alayım, toparlayalım, ondan sonra programımızı kapatalım. Hay hay, ben biraz önce belki atlamış olabiliriz. Yine Kayseri Erciyes AŞ olarak engelli kardeşlerimiz için bir spor kulübü kurduk biz. Buradan da ilgili arkadaşlarımızla programımız biraz zamanımız kaldı. Zaman sıkıntımız var. Konuşmak istiyordum sizinle. Bu engelli spor kulübümüzde de inşallah yani hepimiz bir potansiyel engelli olarak bu riskleri taşıyan insanlar olarak o kardeşlerimize hizmet etmek istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin de dağdan azami ölçüde istifade etmesini kayak istiyoruz. Kayak yaptıracak mısınız onlara da? Tabii onlar için çok özellikli kayak takımları falan var. Onlar da burada bizim sosyal koordinasyon merkezindeki arkadaşımız kuruldu. Evet. Engelliler Federasyonu ile irtibatlı. Yani 2-3 bin euro onların kayağı. Evet. Ama en azından kızak işte orada güzel o zaman geçirme. Bünyesindeki bir nevi lisans sporcu olacak sanırım. Uluslararası İnşallah. İnşallah. Hedeflerimiz bunlar. Yarışacaklar. Hedeflerimiz bunlar. Engelli kardeşlerimize de bunun müjdesini verelim. Büyükşehir Belediye'mizin Sosyal İşler Koordinasyon Merkezi'nde, Engelli Koordinasyon Merkezi'nde Kadir Can Bey bizim kulübümüzün de yönetim kurulunda ve bu işle birebir ilgileniyor. Hayri Bey de bu kulübün sanırım başkanı. Hayri Bey kulübümüzün başkanı. Evet. Dolayısıyla o hizmeti de vereceğiz. Biz tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu imkanı tanıdığınız için. Renk kattınız. Erciyes gerçekten Kayseri'nin, Türkiye'nin göz bebeği. Umuyoruz hak ettiği yeri bulacak. İnşallah. Çok yakın İnşallah. Zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili seyirciler, konuğumuza tekrar ben teşekkür ediyorum. Programımızın burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konuklarımızla yine görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi akşamlar.